Herkese yeniden merhaba. Bugün bu videoda sizlere özellikle Kasım indiriminde birçok kozmetik ve makyaj markası biliyorsunuz çok büyük indirimler yaptı. O dönemde aldığım yani son zamanlarda aldığım makyaj ürünleriyle günlük bir makyaj hazırlamak istedim. Makyajın bitmiş hali aslında bu şekilde zaten şu anda görüyorsunuz. Benim çok severek yaptığım ve bitişi itibariyle de çok beğendiğim bir makyaj oldu. Lafı daha fazla uzatmayalım, makyaja geçelim. Görüşmek üzere. Tüh, yazıklar olsun sana. Lafı çok fazla uzattığım için Erdem arkadan hadi 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 diye beni darladı. Konuşamadım da. Ne diyeceğimi de unuttum. Gülüyor pis pis bana. Neyse videoya geçelim. Umarım keyifli izlersiniz. Önce bir bazla başlayacağım. L'Oreal'in bu Infallible pembe şişede olan gözenek görünümünü ve cilt dokusunu iyileştiren bazı. Bu ürünü yeni almadım. Bir süredir bende var. Ama yeni bir bazım olmadığı için ve bazla başlamak istediğim için bu ürünle önce bir başlayacağım. Yüzümün sadece iç köşelerini uyguluyorum. Bu arada bir süredir makyaj videosu çekeceğim diye diyorum ki işte sivilceler biraz durulsun öyle çekeyim, biraz daha bekleyeyim öyle çekeyim azalsın. Ben öyle dedikçe daha saçma sapan yerlerde çıkmaya başladı sivilceler. Beklemeden mesela bir iki hafta önce çekseydim bu videoyu ya da bir 10 gün önce falan çok daha iyi durumda olacaktım ama neyse şimdi kapatabildiğimiz kadar kapatacağız. Biraz da aydınlık görünüm veren bir baz kullanmak istiyorum alında ve yüzümün dış köşelerinde. Onun için de NYX'in bu Liquid Illuminator isimli, ben bunu biraz çalkalayayım, bazını kullanacağım. April'dan garip sesler geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi o yürüyecek falan, koşacak. Çünkü ben genelde video çekerken böyle sallanıyor, yürüyor, koşuyor, havlıyor, ağlıyor. Bu arada bu üründe yeni bir ürün değil. Hatta neredeyse bitecek bir ürün. O yüzden bu ara ışıltı istediğimde genelde bu bazı kullanıyorum ki bitireyim artık diye. Şöyle yüzümün yüksek ve dış köşelerine bunu uygulayacağım. Çok fazla da uygulamayacağım. Biraz ışıltı istiyorum diye. Su içiyor şu anda da hepsi. Ya 5 saattir uyuyorsun. 5 saattir uyuyan bir köpeksin şu an su içeceğini tuttu. Bu ürünü de şöyle bir yine fondöten fırçasıyla yayacağım. Çok güzel parlamıyor mu ama? Yat April artık. Kimler? Geçenlik Keşan'da mı? Yemin ederim duysalar seni topa tutacaklar ya. Keşan'daki çingeneler. Gerçi Onlara yakışıyor kardeşim. ben de şu an Keşanlıyım. Benim de kütüğümde ne yazıyor? Keşan. O yüzden istediğim kadar parlatabilirim kendimi. Ya bu arada bu bazı, aydınlatıcı bazı şöyle tekrar göstereyim. Ben aşırı seviyorum ve özellikle yazın bronz ve böyle ıslak görünümlü makyajlar istediğimde çok fazla kullanıyorum. Şimdi artık videonun bu kısmından itibaren yeni aldığım ürünlere nihayet geçiyorum. MAC'in bu Waterweight fondötenini daha önce bir videomda daha göstermiştim ama yeni aldım bunu yine Kasım indiriminden. Yeni aldığım bir fondöten, bendeki rengi nedir? NC20. Bunu biraz çalkalayalım çünkü çok sıvı bir ürün. Kesin üstüme dökeceğim. Şimdi yine yeni aldığım bir ürünle devam edeceğim. MAC'in bu Studio Fix kapatıcısı. Ben bunu fondötenin rengiyle aynı almış olmam lazım. NC20. Sarı alt tonlu olan renk skalası. Şimdi bununla hem göz altları, hem biraz kaş ortası, hem de biraz kusurların üstüne. Kusur dediğim de bu arada şey, sivilce. Tamam. Şimdi biraz da parmağımı alacağım. Minik minik ya. Çok da kasmanın da alemi yok. Ne yapalım bu dönem?
Böyle bir dönem. Şu anki görüntüm çok komik. Bunun farkındayım. Göz hatlarımı bu Naskita'nın kapatıcı fırçasıyla yayacağım. Yüzümde kapatıcı sürdüğüm yerleri yine bu fondöten fırçasıyla yayacağım. Şimdi bayağı bir 10 dakika bununla uğraşacağım ben. Sizi sararım artık bir şekilde hızlandırırım. Şimdi son zamanlarda keşfettiğim, adını çok fazla duydum. İndirim döneminde de gerçekten çok 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 ucuza aldım. Burada vurgulamak isterim özellikle. Çok ucuza aldım. Bir pudradan bahsedeceğim. NYX'in bu HD Finishing Powder dediği pudrası. Şöyle ki bu pudra ile ilgili ben şunu gördüm. Övenlerin özellikle makyaj videolarında kullananların şunu şunu yapıyor dediği tüm özellikleri birebir de gerçekten yaptığını gördüm. Nasıl yapıyor hiç anlamıyorum. Hem matlaştırıp hani o alttaki sağlıklı ışıltılı canlı görüntüyü çok da çalmadan almadan hem de buradaki özellikle benim kendi adıma konuşuyorum. Gözenekli görüntüyü o kadar güzel blurluyor ve yokmuş gibi yapıyor ki sanki bir bas sürmüşsünüz gibi. Önce burun kenarlarıma ve yüzümün iç köşelerine şu küçük benim aydınlatma içinde, pudralama içinde kullandığım göz altımda fırçayla yine Naskita'nın 293 numaralı fırçası. Bununla da göz altlarımı şöyle minik minik aynı pudrayla sabitliyorum. Göz kapaklarımı da yine bu pudrayla ve aynı fırçayla geçiyorum. Bu arada MAC'in bu Studio Fix kapatıcısı gerçekten benim çok sevdiğim bir kapatıcı oldu. Yani kapatma oranıyla, dokusuyla ve renk tonuyla. Ama bu kapatıcı için çizgilere dolmuyor dendiğini hatırlıyorum. Bende asla öyle bir şey olmadı. Yani çizgilere feci halde göz kapağımda da göz altlarımda da doluyor. Sadece şu an şunu anladım ki sürdüğünüz gibi özellikle göz kapağını sabitlemek lazım. Çok beklememek lazım. Çünkü burada böyle çizgi çizgi yine eğer kamerada belli oluyorsa kaldı. Hani biraz da onu farla kapatacağız. Çok dert değil. Ama böyle doğal bir görüntü isteyip hafif pudrayla sabitleyeyim yeter diyorsanız hemen sabitlemeniz lazım. Yine bu yeni bir ürün değil. NYX'in şu mat bronzerını kullanacağım. Ben de artık biraz bitmek üzere ortası açıldı. Yine yüzümün dış köşelerini böyle kontür yapıyor gibi değil de boyutlandırıyor gibi. Real Techniques'in şu allık fırçasıyla uygulayacağım. Dediğim gibi bu yeni bir ürün değil ama benim çok severek kullandığım böyle sıcak tonlu bir bronzer. O yüzden bugün bunu kullanmak istedim. Hazır NYX'in de pudrasını kullanmışken ne alakaysa. İki tane yeni allığım var. Biri Biolis'in bu Touch It ismi neymiş bakalım. Peach'miş ismi. 282 Peach'miş ismi. Biri bu. Bunu da çok sevdim. Zaten Biolis'in birçok ürününü çok seviyorum. Bir de Kiko'nun şu küçük ambalajdaki allıklarından bendeki rengi Unlimited. Acaba hangisini sürsem şöyle. Sence hangisini süreyim? Bu biraz daha böyle ışıltılı, daha bronz bir ton. Bu daha böyle adın üzerinde Peach Şeftali. Bu mu? Tamam. Kiko süreceğiz. Naskita'nın bu 286 numaralı şu minicik uçlu fırçasıyla. Ben buna zaten genelde allık veya bronzer sürüyorum. Bence bu iki kombinasyon çok günlük kullanıma uygun oldu. Doğal duruyor. Çok abartı da değil. Sürümü de kolay. Böyle sürdükçe rahatça arttırabileceğiniz ürünler. Zaten Kiko'nun allıklarına ben bayılıyorum. Şimdi çok uzun zamandır aşırı merak ettiğim, indirime girmişken de kaçırmadığım MAC'in Soft & Gentle isimli aydınlatıcısı. Bunu kullanacağız. Aslında çok simli diyorlardı bu aydınlatıcı için. Bana da aşırı simli geldi vallahi ne yalan söyleyeyim. Ama çok denemek istiyordum gerçekten. Özellikle yazın böyle yine bronzlaşınca falan kendini çok iyi gösterecek bir aydınlatıcı bence. Far olarak da göz kapağında da çok iyi çalışır diye düşünüyorum. Şöyle her zaman aydınlatıcı uyguladığım bölgeye
uygulayacağım. Ya evet, biraz simsim şimdi, o yalan değil ama çok rahatsız ediyor mu? Bence çok aşırı rahatsız etmiyor. Ya da acaba Mac diye mi? Öyle gelip bilmiyorum. Şimdi bir pudra fırçasıyla şöyle hepsini birbirine yedirelim. Benim makyajda bir adetim vardır. Adetim şudur ki ten makyajını yaptıktan sonra şöyle ışıltı verici, hafif de sabitleyici bir spreyle sabitlerim ya da işte spreylerim. Bugün bunun için NYX'in Bare With Me isimli bu spreyini kullanacağım. Bu arada bu da yeni aldığım bir ürün, yeni kullanmaya başladığım bir ürün. Hem spreylemesini çok beğendim, böyle damla damla yüzünüzde kalmıyor. Hem de güzel bir ışıltı vererek makyaja sabitliyor. Gayet güzel. O arada ben kaşlarımı sabitleyeyim. Yeni bir kaş ürünüm yok. Yine tabii ki Trinova'nın bu kaş jölesini kullanacağım. Bu son Kasım indirimlerinde aldığım birkaç tane far var. Hangisini kullanacağım şu an bilmiyorum ama önce Pastel'in bu likit farlarından aldım. Böyle aşırı beğendiğim bir far olmadı açıkçası. Sanki sürdükçe kayboluyormuş gibi ama daha bir kere denedim. Bunu deneyebiliriz bugün. Bir tane Bobbi Brown'un bu stick farlarından aldım. Bendeki rengi Glow Amber. Şöyle. Çok güzel bir renk. Bu da biraz bana aşırı simli geldi. Bunu da bir iki kere kullandım bu arada yine ofise giderken vesaire. MAC'in naylon farını aldım. Ben bunu ilk kez kullanıyorum. Yine metini çok duyduğum ama hiç alıp deneme fırsatı bulamadığım bir üründü. Bunu aldım. Genelde göz içlerim işte. Ne deniyordu buraya? Buraları aydınlatmak için kullanırım diye düşünüyorum. Bir bu var. Bir de yine Biolis'in Pointed farlarından. Daha önce bir makyaj videomda daha kullandığım şu farı var. O yüzden şimdi bilemedim ne kullansam, hangisini kullansam da hepsinin elinde tutuyorum yapışmış vaziyette. Bence şöyle yapalım. Önce Biolis'le bir göz kapağımızı bir böyle bir komple geçelim. Üstünden Bobbi Brown'la geçip iç köşeleri de naylonla aydınlatalım. Hem günlük kullanıma da uygun olur. Biraz da onu göz kalemiyle, rimelle vesaire dengeleriz diye düşünüyorum. Getirdiğim içeriden tek far fırçası şu. Küçücük göz kapağıma ne yapacağım acaba bununla? Neyse. Şöyle bir tüm göz kapağımdan yukarı doğru geçeceğim bu farı. Bu arada ürünün ismini söylemedim. Bobbi Brown'un Long Wear Cream Shadow Stick Golden Amber rengi bendeki. Şimdi sadece göz kapağımın bu katlanma çizgisine kadar olan kısmını şöyle sürüp en son parmağımla dağıtacağım. Genelde öyle yapıyorum kullanırken. Herhalde bir 2-3 kere de kullandım. Bence biraz göz altlarımızdan da geçelim. Zaten farla hafif böyle geçmiştik. Üstünden bir de bence bununla geçersek güzel, şık olabilir. Bu arada ben bu city'yi göz kapağıma tek başına da uyguladım. O zaman bence çok başarılı, güzel durmuyor. Ama alttan uygun bir renkle, uygun bir tonla, toz güzel bir farla geçerseniz onu çok güzel destekliyor. Böyle hem akşam makyajlarına uygun olabilir gece dışarı çıkarken, hem de günlük makyaja uygun hale istediğiniz gibi şekillendirerek getirebilirsiniz. Ya şunu da sürsem ne olur, çok üşeniyorum içeri gitmeye şu anda. Bu bir karıştırma fırçası, normalde bununla yapmamanız lazım. Bence günlük makyaj için bu dağınık efekt göz içlerinde, göz pınarlarında daha güzel oldu deyip konuyu kapatabiliriz bence. Zaten farın metini bilmeyen yoktur naylonun diye düşünüyorum. Yine yeni bir üründen devam ediyoruz. Maybelline'in bu Tattoo Liner göz kalemleri. Bendeki kahverengi olan, gerçekten son zamanlarda kullandığım, sürümü en kolay, böyle
yağ gibi kayıp giden. Fırçayla da çok rahat dağıtabildiğiniz, çok kolay sabitlenmeyen ve çok güzel tonlu bir kahverengi. O yüzden ben günlük makyajlarımda bayağıdır, hatta iki kere de açtım. Çok fazla da kullandım ama sonuçta yeni bir ürün. Çok fazla kullanmış olmam bir şey değiştirmez diye düşünüyorum. Kirpik diplerimden bu kalemle geçeceğim. Daha sonra bir fırçayla hafif dağıtacağım. Biraz böyle daha gölgeli bir görünüm istiyorum. Fırçayla gerçekten çok kolay dağılıyor. O dağınık ve gölgeli görüntüyü, yani tek başına far sürmeseniz bile bu göz kalemiyle çok rahat yapabilirsiniz. O yüzden bu benim bu alışveriş içinde alıp da çok sık kullandığım ve kullanacağım, muhtemelen de bundan sonra kahverengi göz kalemlerinde uygun fiyatlı bir şey istiyorsam tercih edeceğim bir göz kalemi olur diye düşünüyorum. Gerçekten çok sevdim, çok başarılı buldum. Şimdi yine son zamanlarda aldım. Ama şimdi burada Erdem'in yanında konuşmak istemediğim, konusunu çok açmak istemediğim bir makyaj yardımcısı göstereceğim. MAC'in kirpik kıvırıcısı. Şimdi bunu çünkü Erdem'e anlatamayız. Ondan senin 3 tane var zaten. Vardı, attım onları, bunu aldım. Sebep? Çünkü bu çok iyi. Mükemmel. Gerçekten bu arada çok iyi. Yalan değil. Beni bugüne kadar kullandım. Hem kullanımı çok kolay. Yani canınızı yakma, kirpiğinizi çekme, dökme gibi bir şey mi atacaksın bana? Ne aran? Hayır, sakın ben bir şey atayım deme. O baktım orada aranıyor. Sevgilim, saçma mı? Çocukların kemiğini mi atacaksın? Atma bana bir şey. Neyse, gerçekten kirpiğinizi dökme, kırma, canınızı yakma, işte göz kapağınızı çekme gibi herhangi bir şey yapmanız mümkün değil. Tek başına rimel kullanmadan da bu kirpik kıvırıcıyla kıvırıp çıksanız yeterli. Zaten MAC'inki çok iyi diye ben çok uzun zamandır duyuyordum. Bir miktar canlar yandı ama gerçekten çok evladiyelik bir ürün. Çok uzun zaman kullanırsınız ki içinden yedek lastiği de çıkıyor. Çok başarılı. Çok güzel bir kirpik kıvırıcı. Gerçekten boşa övmüyorum yani. Kullandığım en iyi kirpik kıvırıcı diyebilirim. Şimdi kıvıracağım. Efendim? Şimdi yeni bir ürün olmayan, bir süredir kullandığım Paradise L'Oreal'in Paradise Ecstatic isimli rimelini uygulayacağım. Bu arada ben gerçekten kirpiği yok bir insanım. Yani hem kirpik boyum kısa, hem bütün kirpiklerim böyle karşıya bakıyor, hem uçları sarı. Hani benim için böyle bir kullanım önemliydi. Normalde çünkü benim kirpiğim böyle görünme gibi bir olayı asla bugüne kadar olmadı. Şimdi yine yeni bir ürün olmayan, zannediyorum birkaç makyaj videomda da gösterdiğim Show by Pastel'in 213 numaralı dudak kalemini kullanacağım. Ruj olarak da yine yeni aldığım, ruj değil aslında da dudak ürünü diyebiliriz. Ruj değil. Bir tanesi ruj. Niye bu kadar uzattıysam. NYX'in bu Butter Gloss'larından, bu yağ dokuda gibi olan gloss'u, yine Shiseido'nun bu böyle pembe bir gloss. Ben daha önce de kullanmıştım. Şöyle bir gloss'u var ama bugünkü ten rengimize ve göz makyajımıza çok yakışmaz diye düşünüyorum. Bir de yine Bobbi Brown'un Cabana isimli şu ruju var ama bunun da çok ne oldu? Bana mı güldün? Şöyle uyar mı emin değilim. Bu olabilir. Bir de yeni olmayan Kiko'nun şu stick rujları var. Bu sanki olurmuş gibi. Yani mutlaka şu Butter Gloss'u kullanacağım. Bunun altına ne sürsem diye düşünüyorum ama. Şimdi önce bir Show by Pastel'in şu dudak kalemini bir geçelim. İçlere getirmeyeceğim ama benim gerçekten çok sevdiğim böyle nude rujlarla da oluyor. Şeftali, gül kurusu tonlarla da oluyor. Günlük kullanıma çok uygun bir dudak kalemi. Bence biz bugün Bobbi Brown'u kullanalım. Hiç Kiko'ya girmeyelim.
Hafifçe şöyle bir sürüp zaten NYX'in şu gloss'u kendi rengini de veren bir gloss olduğu için kullandım acaba ben onu daha önce bir videoda. Sen geçen hafta çektiğin videoda kullanmış olabilirim. Bu ruj da yani gerçekten çok ilginç. Mesela pembe tonlarla sürüyorsunuz, pembe oluyor. Turuncu böyle şeftalilerle falan sürüyorsunuz, ona uyuyor. Gerçekten garip bir renk. Ama benim çok sevdiğim günlük özellikle şu aralar sık kullandığım bir hem renk hem ruj işte neyse. Şimdi üzerine NYX'in bu Butter Gloss'unu geçeceğim. Bence çok başarılı bir gloss. Keşke biraz daha büyük boy olsaydı hatta. Bence ambalajı biraz küçük. Acaba var mı büyük boy? Ondan da çok emin değilim. Bendeki Praline rengi BLG 16 diyor. Şimdi göze gelmeyecek şekilde, rimelimi akıtmayacak şekilde NYX'in bu Bare With Me isimli spreyini şöyle bir tekrardan sıkacağım. Benim sprey kültürüm biraz bu şekilde. Hem ten makyajını bitirdikten sonra hem de makyajın en sonunda sıkmayı seviyorum. Hem sanki daha böyle sağlıklı, canlı gösteriyor hem de daha iyi sabitliyormuş gibi geliyor. Evet, makyajın bitmiş hali bu şekilde. Ben gerçekten aşırı beğendim. Çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Beğendiğiniz bir makyaj olmuştur. Çoğunluk itibariyle zaten popüler olan ürünlerde aslında ama umarım yine de sizin de merak ettiğiniz ürünler varsa aralarında onlara değinebilmiş olmuşumdur diye ümit ediyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım, videoyu tamamlayalım, bitirelim. Bir sonraki makyaj videosunda görüşmek üzere demeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Oldu mu canım? Kapatabilirsin. Kaç dakika oldu bak. Zibidi. Dur. 45 saniye daha konuk da 1 saat olsun bari. Car. 1 saat mi olmuş? İnsanlar makyaj mı seyredecek? Seni mi dinleyecek ya? Geliyor böyle yarımlar biliyor musun? Çok canım. Bir çeneni kapatma. Çeneleri mi kapatayım? Yok. Oy, ne biçim konuşmalar.